kitap sizlere özellikle tavsiye etmek istiyorum. Kitabın adı Hepsi Hikaye. Geç bunları demeyin. Yazarı Ergün Dur. Efendim, kitabın yazarıyla birlikteyiz. Kendisiyle kitap hakkında bir röportaj yapacağız efendim. Kendisi aynı zamanda Bayraklı'da ilçe milletinde görevli. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz korkun gibi olarak kültür sanat çalışmalarına her zaman destek vermeye hazırız. Sizin de bugünlerde çok güzel bir kitabınız var. Okudum ben, kitapçılarda hayli çok satılan bir kitap. İstedim ki seyircilerimiz de kitapla ilgili bilgileri alsınlar, kitabı okusunlar, kitaplar daha çok okusun diye düşündüm ve makamımızda sizi ziyaret ettim. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizin aracılığınızla buradan geldiğiniz için izleyicilerimiz, bizi her nerede sevgilerimizle, izleyenlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kitabın daha çok ismiyle ilgili. Evet, Hepsi Hikaye, Geç Bunları Demeyin. Niçin böyle? Evet, bununla ilgili çok soru alıyorum. Hani deriz ya bazen, konuya tanık olduğumuzda, ya hikaye geç bunları. Mesela bilemeyiz kişi sırrı, buradadır, hayat bir hikayedir. Ve bu kitabımda insanların üstelenmiş, duymazlığından bir dermayım istedim, dikkat çekeyim istedim. Kısa kısa hikayeler. Velilerimle, dostlarımla, arkadaşlarımla hikayelendirirdim konuşmalarımı. Hani böyle bu kadar dolandırma oldu, bir derleme hikaye çalışması da sunalım. Çok iyi yapmışsınız. Yani, sağ olun, teşekkür ediyorum. Özellikle sadece bu kitabın hikayelerin başındaki sözleri nasıl bir kişiye mesela şunu okuyalım bakın, çok ilginç çekti. Hayatı seyretmek diyor ve altında da şöyle yazıyor. Yazar Kazancakis bir ihtiyara nereye bakıyorsun diye sorduğunda ihtiyar adam gözlerini akan sudan ayırmadan şu cevabı verir. Ne demiş? Hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma. Evet, hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma. Çok anlamlı bir söz. Onun altında bir şey daha var, onu da okuyalım. Kabristan. Onu da siz okuyun lütfen. Hazreti Ali mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş. İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan konuşuyorlar. Çok güzel bir mesaj. Bir tane daha var, onu da okuyalım. Dişi Aslan diyor. Hayvanlar bir gün kim daha çok çocuk doğurabilir diye çekişmeye başlarlar. Hep birlikte Dişi Aslan'a gidip sorarlar. Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun diye. Bir diye cevaplar Dişi Aslan. Ve ne demiş daha sonra? Ama ben aslan doğururum. Yani nitelik nicelikten önemlidir diyor. Evet, kitabın arkasında bile insanları çeken bir şeyler var. Evet, sonra hocam. Bunları derlemek ciddi bir zamanımı aldı. Tabii bu ne kadar sürdü bunları derlemek? Sadece kitapla uğraşmak, kitap haline getirmek 3 yılımı aldı. Yani şu kitabı 3 yılda hazırladınız. 3 yılda hazırlama, yani dokümanlarım olduğu halde. Yani siz şimdi kendi öyküleriniz de var sanıyorum. Tabii ki. Derlemeleriniz var. Çeşitli yerlerden derlediniz. Mesela nereden, internetten mi, nerelerden yararlandınız, kaynak gösterirseniz? Bakın, araçla giderken bir kamyon arkasındaki sözü bile peçeteye yazmışım. Çok bu kadar düşünün. İlginç, evet. Burada bu formatta bir kitap olmadığını söylüyor. Bunu yayın evleri söylüyor. Çünkü içerisinde hikaye var, şiirler var, evet. Anekdotlar var, yaşanmış olaylar var. Bunları bu kitapta toplayıp sunduğunda birçok
bu konuya emek vermiş, yıllarını vermiş kişiler bu formatta bir kitap olmadığını söylüyorlar. Evet. Röportajın başında da söylediniz siz, ben yarıya kadar okudum, tam bir başucu kitabı. Evet, doğru. Bununla ilgili gerek siteme, gerek mailime çok miktarda görüş alıyorum. Tam bir başucu kitabı diye. Tabii bunları duymak beni mutlu ediyor çünkü ciddi bir emek vermişsiniz. Ve hoş bir paylaşım, olumlu bir dönüş. Şimdi neden biliyorsunuz? Yani her öyküyü okuduğunuzda biraz düşünmek gerekiyor. Diğerine geçmeden önce biraz düşünmek gerekiyor. Belki o yüzden hepsini birden okunmaz diyorum ben. Biraz düşünmek gerekiyor yani. Sizinle bir olayı paylaşayım. Bir mail geldi bir gün bana. Sayın Ergün Dur diyor, sizin diğer kitaplarınıza nasıl dönüşüyor? Morali bozuk bir şekilde çarşıda geziyor okuyucumuz. Eşiyle çok ciddi bir tartışma yaşamış. Morali bozuk. Evet. Kitapçıdan kitabın ismini ilginç görüyor ve alıyor. Okuyucunun söylediği. İçini biraz karıştırdıktan sonra otobüste de satın alıyor. Otobüste de giderken okuyor. Eve geldiğinde hiç hesaplı yokken gayri ihtiyari eşine bunu sana aldım diyor. Evet. İki gün sonra yine böyle işten eve döndüğünde eşi karşılıyor ve ona şöyle demiş. Seni çok seviyorum. Kim bilir hangi hikayeden etkilendi. Evet, bilemiyorum evet, ama evet. Düşünün böyle bir aileye bir kişi bu bana yansıyan. Çok güzel. İnanın müthiş bir keyif. Evet. Gayet güzel. Buna benzer birçok mailler alıyorum. Çeşitli dönütler alıyorum. Evet. Ama dediğim gibi böyle güzellikler oluşturabiliyorsak bu işin keyfi burada. Gayet çok güzel. Ben eşim fazla kitap okumayı sevmez. Ben özellikle bu kitabı verdim. Oku dedim. Gerçekten değişik buldu ve sevdi yani kitabı. Kızıma verdim. O da çok beğendi. Yani ben şöyle diyorum. Bu kitabı 7'den 70'e herkes okumalı. Başucu kitabı yapmalı. Ve ikinci baskıları, üçüncü baskıları olmalı. Tabii genişletilmiş olacak değil mi ikinci? Evet, evet. İkinci baskıda. Okumak konusunda çok güzel şeyler söylüyorsunuz Salim Bey. Fransa'da eğitim çalışması için bulunduğumda Paris'te metro çok. Evet. Orada da tabii kimsesiz insanlar var. Eğitimsiz. Tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi. Orada gelişmiş ülke. Orada bir çok önemli bir detayı paylaşmak istiyorum. Metroda beklerken uç tarafta bir kimsesiz yatak açmış, evet. Saç sakal birbirine karışmış, öyle ki sigaradan bıyıkları sararmış bir kimse. Elinde ne vardı biliyor musunuz? Fransızca bilmiyorum ama elinde kitap vardı. Evet. Bakın bu müthiş bir tespittir. Evet. Yani evsiz, yurtsuz bir kişi kitap okuyor. Yani kitap okumamak için mazeretimiz yok. Her şartta kitap okuyabiliriz. Gerçekten öyle. Şimdi bir de artık kitaplar da eskisi gibi pahalı değil. Sanıyorum internet bilgisayar teknolojisiyle rahat basılabiliyor, kolay basılabiliyor, ucuza mal edilebiliyor. Ben dün bir mağazada kitapçıyı geziyor, kitaplara bakıyordum. 840 sayfalık meşhur Karamazov kardeşler evet. Romanını 2,5 milyona satıyorlar. Yani bunu herkes alabilir artık. Bu kadar ucuz yani. Söylediğiniz gibi İnsanın bir konuda ufkunun değişeceğini, davranışının değişeceğini ölçülendirse bunun parayla bir ilgisi var mı? Evet. Şu kitapta bir konu okuduğunda, bir hikaye okuduğunda o közlenmiş duygusu depreşiyorsa bunun fiyatla bir evet, ölçüsü evet. Olmaz. Yani şimdi eskiden şöyle diyorlar, kitaplar pahalı alamıyoruz diyorlar. Günümüzde çok ucuz kitaplar, evet. Son derece ucuz, herkes okuyabilir. Ve okumalı da. Sevgili seyirciler siz ara sıra televizyonunuzu kapatın. Yani o bilmem 150. bölümü dizi izlemeyin. Kapatın bir kitap açın okuyun. Bir çay demleyin. Oh böyle rahat bir şekilde. İnanın çok mutlu olacaksınız. Evet Ergün Bey sizin ayrıca bir de resmi göreviniz var. Onunla ilgili biraz bilgiler alalım lütfen. Ben Milli Eğitim'de şube müdürü olarak görev yapıyorum. Evet. İlçemizde. Eğitim, öğretim ve kültür bölümüne evet. Bakıyorum. Çok güzel. Zaten severek de yapıyorum.
seviyorsunuz. Tabii ki. Kültürü, sanat çok. Keyif olarak yapıyorum. Evet. İnsanlara faydalı olmak benim yaşam gayem. Evet. İnsanın bu geçici dünyada yaşamını bitirdikten sonra geride güzel şeyler bırakmasından özel de güzel bir şey yok diye sanıyorum. Sizin kalacak bir şeyiniz var işte, evet. Bir tane var şu anda, ne güzel. Bizimki işte çekeriz, yayınlarız, biter. Su üstüne yazı yazmak gibi. Ama hocamın kalıcı bir şeyi var, kitap var. Evet, son olarak kitapla ilgili neler söylemek istersiniz? Bakın, röportajın başında da söyledim ya, benim amacım közlenmiş duygularımızı, dejenere olmuş duygularımızı alevlendirmek. Kitabımda bunun özünü anlatan bir hikaye var. Evet. Ses tonunuz çok hoş. Eğer dilerseniz siz okuyun lütfen. Sayfa 261'de Dünyanın 7 Harikası. Evet. Yarısına kadar okudum deyince büyük ihtimal onu okumamışsınız. Okumadım, evet. Şimdi okumadım. Okuyunca haklısınız diyeceğinizi umuyorum. Ben zaten haklıyım. Zaten haklıyım size. Ben ne zaman okusam bu hikayeyi böyle hüzünleniyorum. Siz okuyun hocam, sizin sesinizden dinleyelim. Peki. Ben yazarı varken, yani kitabı sahibi varken onun sesini dinlemek istiyorum. Dünyanın 7 harikası. Bir grup öğrenciden dünyanın 7 harikasının neler olduğunun listelenmesi istenir. Aralarında anlaşmazlıklar çıkar. Ama aşağıdakiler de karar kılarlar. 1. Mısır'ın büyük piramitleri. 2. Taç Mahal. 3. Büyük Kanyon. 4. Panama Kanalı. 5. Emsait Binası. 6. St. Peter Bezikası. 7. Çin Seddi. Dünyanın 7 harikası bunlar. Öğretmen oyları toplarken sessizce duran kız öğrencisinin henüz kağıdını vermemiş olduğunu fark eder. Sonra öğrencisine hazırladığı listeyle ilgili bir problem olup olmadığını sorar. Öğrenci, evet biraz var öğretmenim. O kadar çok şey var ki karar veremiyorum der. Peki söyle bakalım listende neler var diye sorar öğretmen. Kız öğrenci önce duraklar. Sonra okumaya başlar. 1. Görmek. 2. Duymak. 3. Dokunmak. 4. Tatmak. 5. Hissetmek. 6. Gülmek. 7. Sevmek. Odada sinek uçsa duyulacak sessizlik olur. Basit, sıradan, normal sayıp gözden kaçırdığımız şeyler gerçekten ne kadar mükemmeldirler. Kordon TV izleyicilerine samimi bir hatırlatma. Hayattaki en değerli şeyler satın alınamayanlardır. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan, tatmaktan ve hissetmekten ve gülmekten ve sevmekten mahrum kalmayacağınız bir hayat dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mükemmeldi. Şimdi sevgili seyirciler, bu kitabı tavsiye ediyorum. Bütün kitapçılar da var galiba. Var, öyle var. Var. Hoşluk da var. Evet. Ben size de bir tane hediye getirdim. Öyle yanımda. Mi? Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hazırlıklı gelmiştim. Sen bunu kabul edin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Şimdi kitapla ilgili söyleşimize nokta koymadan önce sizin bir de gazetecilik yönünüz evet. Var. Balkan Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyorsunuz değil mi efendim? Bununla ilgili kısaca bilgi verir misiniz bize? Balkan Günlüğü gazetesi özellikle Balkanlarda yoğun bir şekilde okunan bir gazete. Şu evet. An bu gazete 6 tane ülkeye gidiyor. 6 ülkeye gidiyor. 6 ülkeye. İzmir'de ülke. Basılıyor. Tabii İzmir'de evet. Basılıyor. 6 ülkeye. Bosna Hersek, evet. Makedonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere gidiyor. Burada ben eğitim ve kişisel gelişim hikayeleri yazıyorum. Evet. Oldukça da keyifli. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle gazeteye bakabilir miyiz? Şöyle reklamları göstermeden.
İsterseniz direkt köşe yazın. Ha, köşe yazınız ama. Evet. 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 Mesela şu an özellikle engellileri işledim. Engelsizsiniz diye. Engelsizsiniz. Evet. Bu haftalık site, bir de. Haftalık. Haftalık. Kolay. Sitenizi de verin lütfen. Site www.ergun.com. Yani adım ve soyadım. Oradan evet. Sitede de evet. Yazılarınızı okuyabilirler. Sizinle ilgili bilgileri alabilirler. Alabilirler. İsterseniz görmekte tabii. Söz konusu tabii. Olur. Dilerseniz. Bu haftanın yazısı engelsizsiniz başlıklı yazınız. Evet. Peki o zaman ne yapalım? Bu gazeteye nasıl ulaşabilecekler? Bu gazeteye internet ortamından da ulaşabilirler. İnternette. Balkan Günlüğü yazdıklarında rahat. Gazetelere çıkabilirler. Evet. Peki. Son olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Okuyalım derim. Hikayeyle, bir basit hikayeyle, bir şiirle, bir resimle Sayın Bey, insanların değiştiğine çok tanık oldum. Dileğim, hayatta yaşanmış hikayelerden ve bu örselenmiş duygularımızdan ödün vermeyelim. O duygularımızı harekete geçirelim, sevelim, sevilelim diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Ayrıca çay için de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, bu bölümde yazar Ergün Dur'la sohbet ettik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.